Öfke dolu bir anda verilmiş bir karar. Bak nelere mal oldu sevgilim, yazık oldu. Albüm hala senin, gitsen bile maalesef senle dolu. Biliyorum beni affetmen biraz zor, ama yıllar geçerse sana da kor. Unutma, affetmek çok asil bir büyüklük. Hani aramızdaki tek bağ olmayacaktı bu yüzük. Affet beni, affet ki başım dik bir hayat süreyim. Affet ne olur, İster misin hep suçluluk hissedeyim? Affet beni, affet ki başım dik bir hayat süreyim. Affet ne olur, İster misin hep suçluluk hissedeyim? Sizler için son albüm çalışmamda yer alan Affet Beni şarkımı söyledim. Umarım beğenirsiniz. Şarkımda bir öfke anında verilmiş bir karar sonucunda yaşanan bir ayrılık var. Bu ayrılık mektubu gidene mi yoksa giderken mi yazılmıştır? Aslında kimin yazdığı hiç önemli değildir. Önemli olan bu yaşanan ayrılıktır. Tabii yazık olmuştur aslında. Belki yapılan hataları hani affetmek zordur ama yıllar geçerse yaşanan acıları atlatmak daha da zor olacaktır. Kim hatalı, kim değil aslında hiç önemli değil sevgili izleyiciler. Önemli olan affetmektir. Bilirsiniz affetmek asil bir büyüklüktür. Birlikteliklerde atılan imzalar, takılan yüzükler,
aslında hiç önemli değildir. İki kişinin arasındaki bağ ne bir yüzük ne de bir imza olmalıdır. Bu bağ gizlidir. Adı yoktur. Bu yüzden affetmek önemlidir diyorum. Bu konuyla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyor olacağım program boyunca. Tekrar herkese merhaba, yeni gelenlere hoş geldiniz diyorum. Ben müzisyen Barış Can Sapancı. Beni tanımayanlar için biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Diyarbakır'da yaşayan bir müzisyen ve öğretmenim. Ve daha çok çocuklarla ilgili yapmış olduğum televizyon programları ve mini animasyon şovlarımla tanınıyorum. Merak eden izleyicilerimiz Bizim Çocuklar ve Barış Can veya Barış Can Mini Animasyon olarak internet ve YouTube kanallarında videolarımıza ulaşabilirler. Ayrıca 90'lı yıllarda çıkardığım bir kaset ve günümüzde ise dijital platformlarda yayınlanmış 7 tane albümüm ve bir teklim var. Şarkılarımı ve kliplerimi bütün dijital platformlardan Barış Can Sapancı sosyal medya kanallarımdan ve www.barışcan.net web adresimden de ulaşabilirsiniz. Şarkılarımızın, daha doğrusu benim şarkılarımın radyolarda çalınması ve tabii ki bugünkü konuğumun da şarkılarının radyolarda çalınması ve bu programın hazırlanmasında değerli katkılarını sunan Arya Piara çok teşekkür etmek istiyorum. Programımızın başında hemen unutmadan program boyunca ayrıca video altına yorum ve sorularınızı bekliyor olacağız. Ben de konuğum sevgili izleyiciler. Ayrıca bu program daha sonra bu söyleşi Barış Can'la İşte Hayat video sayfasında yayınlanacaktır. Video altına yorum ve sorularınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Tabii biz canlı yayında konuğumuzla çok konuşma temposu içine giriyoruz. Sizin yazmış olduğunuz soruları bazen kaçırıyoruz, bazen okuyamıyoruz. Lütfen sizden rica ediyorum yazdıklarınızı program bittikten sonra ilk TV'de yani Instagram videolarının olduğu bölüme geçerek bu video altına tekrar yazarsanız bizleri kimlerin izlemiş olduğunu daha çok anlamış olacağız. Program sonunda bazen kaçırıyoruz bizi kimin izlediğini. Kayıtlarda bu görülmüyor maalesef. Bu haftaki programımıza çok genç bir müzisyen arkadaşımızı konuk edeceğiz. Murat Aygün. Kendisine bir davet gönderiyorum. Şimdi bakalım, iptal edelim hemen yanlış kişiye. Arya Piara gönderdim. peki Murat Aygün Ofikl'a gönderiyorum. Ama işte onu buldum. Instagram'da bulunuyor. Onu takip etmenizi istiyorum. Geçen haftaki konuklarımdan biri Hüsamettin Hüner bizi izliyor. Hoş geldiniz diyorum. Arya PR Official çok teşekkürler. İyi yayınlar dilemiş. Ve işte huzurlarınızda çok genç ve çok yakışıklı bir arkadaşımız Murat Aygün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim ama hani şapkan nerede, gözlüğün nerede senin? Şimdi kliplerde şapkam. Müzisyen kimliğimle çıkıyorum normalde kliplerime. Ama en halinde işte bu şekildeyim. ama ben sana bir sürpriz yapacağım. Sen tabii öyle olduğunu zannediyorsun. Fakat bak ben senin şapkanı çaldım. Süper. Benim şapkada burada takabiliriz. Şapkanı çaldım. Bak. Çaldım takıyorum. Yanındaysa sen şapkanı tak ama istersen daha güzel olur bence. Tamam. Bekleyin. Bir saniye. Tamam. Hadi bakalım. Sevgili izleyiciler. Arkadaşımız bütün kliplerinde, bütün konserlerinde işte bu şapkayı takıyor. Şimdi konuşabiliriz seninle. Evet. Murat Aygün, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Murat Aygün geldi işte. Herkese iyi akşamlar bu arada. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, konuğum çok genç bir sanatçı ama siz onun öyle genç göründüğüne falan bakmayın. 10 parmağında 10 hüner olanlardan ve hepinizin yakından tanıdığı Sergüzeşt grubunun
kurucu üyelerinden biri. Şarkı söylüyor, söz yazıyor, beste yapıyor. Ayrıca bir aranjör, film müzikleri yapıyor. Ha? Daha sayayım mı? Hepsi var ama siz onun diğer özellikleri onun ağzından duyacaksınız. Birçok yeteneği olan bir genç arkadaşımız. Kendisini tebrik ediyorum ve onu sizinle tanıştırmak istiyorum. Zaten onun eminim bir özel kitlesi de vardır. Onu takip ediyordur eminim. Peki Murat'cığım, biz programımıza katılan tüm sanatçılarımızın hayatını öğrenmek istiyoruz. Onun hayatını böyle gözler önüne seriyoruz. Aslında bu video sizin için bir belgesel niteliğinde taşısın istiyorum. Daha sonraki zamanlarda medya şirketlerine, radyolara, televizyonlara bu filmi izleterek kendiniz ile ilgili ön bilgiyi, biyografinizi verebilirsiniz. Bu anlamda hazırlanan bir program bu. Bu yüzden seni alabildiğine tanıtmak istiyoruz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Peki. Nerelisin Murat? Ben İzmirliyim. İzmir'de yaşıyorum. İzmir. Oh. Evet. İzmir Seferihisar ilçesinde yaşıyorum. Belki bilenler vardır, gelmiş olanlar da vardır buralara. Burada yaşıyorum. Küçük yaşlardan beri müzikle uğraşıyorum. Asıl enstrümanım benim piyano. Ama gruplarda... Bir dakika, oralara geleceğiz. Şimdi Seferihisar'da yaşıyorsun ama Seferihisar'ı ben en son deprem, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle daha çok duydum, tanıdım. Yani önceden de biliyordum ama hafızamda deprem olayıyla böyle yer etti. O gün neler hissettin, orada mıydın, o semtte miydin? Çünkü orası en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Şimdi zaten Seferihisar'da her gün yaşıyoruz aslında bir deprem. Çünkü burası bir deprem bölgesi. O güne ait olan bir şey değil. Biz ufak ufak buralarda yaşıyoruz depremi. Büyük depremler de gördü Seferihisar. Ama Seferihisar'dan çıkan deprem Bornova'yı vurdu. Yani bunu biz de aslında düşünüyoruz nasıl oldu. Yani en çok etkilenen bölge burası oldu diyoruz. Evde miydin? O anda evde miydin? Ben dışarıdaydım ama bir bina içindeydim yani dışarıdaydım bir bina içindeydim ama o tabii ki o durumu yaşadım yani. Evet peki geçmiş olsun diyorum. Hep Seferihisar'da mı büyüdün yani orada doğdun ve büyüdün mü? Yok hayır aslında İzmir'dim. İzmir'e doğdum büyüdüm Seferihisar'a sonra geldim. Hı hı. Yani Seferihisar'a daha sonra geldim. Müzikle ne zaman tanıştın? Yani müziği ne zaman hissettin içinde? Müziği 6 yaşına başladım. Yani müziğe 6 yaşına başladım. İlk enstrümanım benim davrukadır. Yani küçük bir davrukayla başladım. Daha sonra şöyle oyuncak bir org. Onu da kendi kendime geliştirerek ondan sonra eğitimler aldım. Piyano eğitimleri aldım. Ailemin desteğiyle eğitime özel bir okula yazıldım. Küçük yaşlardan beri işte piyano eğitimleri, bunun yanında altyapı eğitimleri, bunun yanında Türk müziği eğitimleri aldım. Peki o 6 yaşındayken, 6 yaşındayken başladı eğitimim diyorsun. Nasıl devam ettin? Yani o eğitimden sonra farklı ne tür müzik türlerinde eğitim aldın? Müzik hayatında yani aldığın eğitim onunla mı sınırlıydı yoksa farklı eğitimler mi sanırım aldın? Şimdi şöyle, piyano eğitimimizde ilk temel eğitimlerimiz var tabii, klasik eğitimler. Parmak egzersizleri, klasik müzik eğitimleri var. Ondan sonra kendin artık seçiyorsun. Benim normalde batı eğitimliyim ama caz blues eğitimi aldım ben. Klasik müziğin yanında tabii ki. Caz müzik eğitimi aldığımızda da altyapı eğitimleri biliyor. Altyapı dediğimiz olay akorları tanımak, işte çevrimleri falan bu şekilde bir eğitim aldım. Daha sonra... Türk halk müziği. Caz eğitimi aldım diyorsun. Caz blues. Blues aldın mı? Aldım. Tabii onlar içinde. Caz blues. İçinde. Bunun eğitimini alırken aynı zamanda yani söyleme tekniklerini de öğrenebildin sanırım değil mi? Bu eğitimler içerisinde değil mi şan eğitimi? Şimdi şöyle şan eğitimi ayrı. Şimdi şan eğitimi ayrı.
Piyano eğitimi alırken ilk önce bir piyano eğitimine başlıyorsunuz. Ama şan eğitimi farklı. Şan eğitiminde özel çalışmamız gerekiyor. Yani ses tonları. Ben şan eğitimim, müzik bilgisi olduğu için ben kendi kendime geliştirdim şan. Hani ben şunu seviyorum. Hani... Bir şey diyeceğim. Mesela en çok, en sevdiğin ve hepimizin çok iyi bildiği bir şarkı sorsam ne söylersin? Hangi şarkıyı 90... seversin? Şimdi ya birçok var. 90'lara dayanırsak eğer. 90'lar. Hepimizin çok iyi bildiği bir şarkıyı. Mesela benim en çok sevdiğim, hani böyle kulağıma çok iyi tınları gelmiş olan bir şarkı var. Bulutsuzluk özleminde Bağdat Kapı çok severim mesela. Ama şimdi onu kimse bilmez. Mesela tamam. Hayat Bayram Olsa'yı biliyor musun? Bilinmez mi? Bilinir. Hayat Bayram Olsa'yı bana caz tekniğiyle söyler misin? Şimdi şöyle, Hayat Bayram Olsa caz tekniğiyle söyleyebilirim ama ben şan olarak söylemiyorum bunu. Ben çalarak söylüyorum yani. Abi. Belki hani yaparsın diye düşündüm böyle hepimizin çok iyi bildiği. Ya da uzun ya, ince bir yoldayım gibi bir türküyü. Caz. Tabii. Şimdi şunu söyleyeyim. Hemen dile getireyim. Şimdi caz eğitimlerimin içerisinde ben Türk halk müziği ve Türk sanat müziklerinde caz motifleri kullanıyorum altyapılarda. Yani demek istediğim olay şu. Normal sıradan bir akor basarken ben yedirisi, suslusu, bemoli falan basıyorum orada. Yani bunları kendim yazıyorum ilk çalışmalarımızda, provalarımızda. Şimdi caz söylerken, hani tamam söylersin, kuru sesle söylersin ama asıl enstrüman da söylenebilecek şeyler bunlar. Mesela uzun ince bir yoldayım mı? Söylersin, çok güzel söylersin. Siz tabii çok iyi eğitimler aldığınız için çok da yanlış yapmak istemiyorsunuz değil mi? Bu yüzden böyle doğru enstrümanlar, doğru sesler. Ama mesela ben çok müzikte çok eğitim almış bir insan değilim. Bu yüzden böyle şeyle cesur bir şekilde hani birazcık da cahil cesuru ile giriyorum işin içine. Yani bir türküyü böyle caz şeklinde hemen ezbere söylemeye çalışıyorum. İşte popu farklı bir türde, Türk sanat müziğini farklı bir türde söylemeye çalışıyorum. Yani ama bu benim tabii ki sizinle benim durumum çok farklı. Siz tabii bu işin eğitimini aldığınız için hani her şeyi daha böyle yerli yerinde, daha düzgün, daha güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Daha doğru bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de siz altyapı yapıyorsunuz. Aranje yapıyorsunuz. İlginç. Yani hem söz yazıyorsunuz hem müzik hem de aranje yapıyorsunuz. Ne güzel. Mesela ben çok imrenirim aranje yapanlara. Söz ve müzik yazıyorum. Ama maalesef aranje yapamıyorum. Ama keşke de aranje de yapabilseydim. Çünkü o kadar hayal ettiklerimi başkasına anlatırken o kadar yanlış anlatıyorum ki ya da yanlış anlaşılıyorum ki bilmiyorum. Yani tam aksettiremiyorum aranjörüme hiçbir zaman bu. Yani o beynimde hissettiğim, duyduğum, istediğim o olayı bir türlü şarkının içine yerleştiremiyorlar bana. Bu belki de benim eksikliğim. Hani belki de ben anlatamıyorumdur. Yani bu da olabilir. Ne güzel ama değil mi? Sizi tebrik ediyorum bu anlamda. Teşekkür ederim. Aranj yapabilmek için bir kere bir tane enstrüman çalmanız gerekiyor. Gerekiyor, evet. Kesinlikle. Nereden aklınıza geldi? Bunu yapmak ihtiyacını nasıl hissettiniz? Ben zaten bunu yani aranje işiyle ben 16 yıldan beri uğraşıyorum. Bu arada benim yaşımı şimdi söylemek istemiyorum burada. Yani diyecekler ki 6 yaşına başladım, 16 yıl aranje yaptım falan filan muhabbet oluyor. Ama öyle oldu. Öyle oldu. 16 yaşında başladım ama hani işte çok güzel bir sesin var, söz yazıyorsun, müzik yapıyorsun. Yani nereden aklına geldi bir de altyapı yapayım diye? Hani bunu neden istedin ve yaptın? Şimdi ben normalde film müzikleri yapan birisiyim. Ben çok hani hevesim vardı böyle bu işlere. Nasıl yapılıyor diye eğitimlerini aldım. Aranj eğitimleri de aldım ben. Ama şu olay var. Hani aranj yaparken hadi ben başlayayım, bilgisayara bağlayayım, işte kayıt yapayım, onları buraya koyayım falan değil konu. Çünkü aranj yaparken bir A4'e yazmak gerekiyor. Hangi enstrümanlar gider bu şarkıya? Hani bu şarkı batı evet ama hanginler gider? Enstrümanları yazıyorsun. Ondan sonra onları kompozisyona çeviriyorsun. Yani başlangıç, işte gelişme, sonuç diye. Mesela ben en çok müziklerimde belki dikkat etmişsinizdir. Bazı müziklerimde ben askıda bırakmayı çok severim müziklerimi.
sonlarda. Onunla bitmesini severim. İşte gitarla girmesini severim. Evet. Film müziklerinde de epik müzik yapmayı çok seviyordum mesela. Savaş müzikleri yaptım birkaç. İşte TRT'ye falan vermiştim hatta. TRT'de de çalışıyorum. Savaş müzikleri falan yapmıştım. Bu arada ben kısa filmi çekiyorum yani. İki kısa Peki, filmim. Türk müziği eğitimi aldın mı? Aldım. Aynı evet. zamanda Türk müziği eğitimi. Yani Türk sanat müziği de söyleyebiliyor musun? Yoksa Yok, onu da sadece... Hayır, Türk sanat müziği eğitimi Türk sanat müziği söyleyebiliyorum ama Türk sanat müziği eğitimiyle şan eğitimi farklı. Türk sanat müziğinde şeyleri, yani notası olsun, yerinde olsun, işte koması olsun, bunları evet öğreniyoruz ama söylemek daha farklı. Çünkü gerçekten çok büyük üstadlar var. Onları hani üstünde olmak biz yani evet. olamam yani. Onlar ayrı şan, yani ayrı evet, eğitimler evet. yani. Ettim bunu. Peki müziğin yanı sıra sanatın başka alanlarında da hani eğitim aldın mı? Mesela drama eğitimleri, senaristlik falan gibi. Aldım. Neler drama için aldınız? Şimdi evet. Şöyle, yani daha doğrusu ben bir aranj yapıyorsam ve film müziği yapıyorsam bence ilk önce drama eğitimi almam gerekiyor. Çünkü gelen senaryoları benim analiz etmem gerekiyor. O analize dayanarak hayal etmem gerekiyor. O hayale dayanarak müziğe yansıtmam gerekiyor. Benim felsefem şu, hayallerini müziğe, duygularını kalbe yansıttır benim aslında felsefem. Aa, evet, güzel. Hep sende gördüm. Evet. Evet. Eğer ben hayalimi müziğe yansıtabiliyorsam, işte o zaman insanların duygularına, kalplerine girmiş oluyorum yani. Benim hayalim onların kalbinde oluyor. O yüzden drama eğitiminde senaryo okuduğumda ben hayal ediyorum. Dramatik bir senaryo varsa, oturuyorum onun için hayal ediyorum ve yaptığım müziklere de ağlıyorum mesela örneğin. Yani dinliyorum ha tamam bu oldu. Bu senaryoya uydu deyip onları o şekil oraya kaydediyorum. Ondan sonra başlıyorum aranj yapmaya. Peki bunların içinde ne gerekiyor diyorum. Davullar gerekiyor. Efendim yaylılar gerekiyor. Piyano gerekiyor. İşte atıyorum pet sesler. Biz onlara pet diyoruz belki biliyorsunuzdur. Alt sesler gerekiyor. Ondan sonra onları dinliyorum tek tek. Ha bakıyorum ki tamam eyvallah bu oldu. Ama bir eksik var. Nedir? İşte orada insan sesi gerekiyor. Yani dramatik bir müzik gerekiyorsa insan nedir? Ya kendin bir vokal yapacaksın içeriye ya da bir şekilde vokal yaptıracaksın eğer uyumuyorsa sesin. Evet. Peki yönetmenlik ve oyunculuk dersi de almışsın ama sen. Evet dramaların içinde aldım ben bunu. Yönetmenlik unutun mu hiç bir yerlerde ya da bir şeyleri yönettin mi ya da oynadın mı bir tabii. oyunda? 4 kısa film var. İkisi ödüllü. Bir tanesi müzik olarak ödüllü Almanya'da. Bunların yönetmenliklerini yaptım. Bir tanesi Engeller Haftası ile ilgili bir şeyim var, filmim var. Tabii bunları ben YouTube'a atamıyorum teliflerinden dolayı. Yani o şekilde televizyonlara çıktıkları için YouTube'da istemiyorlar. Yani o yüzden atamadım. Herkes diyor nerede? Televizyonda diyorum yani. Nerede olabilir? O yüzden YouTube'a atamıyorum. Telif haklarından dolayı. Ama ben bunların teliflerini alıp YouTube'a da göndereceğim. Yani YouTube veya da bütün dijital sosyal her tarafa yaymak istiyorum bu filmleri. Ama işte hangi televizyon adına yapmıştınız? TRT vardı. Bir de Almanya'ya gitti. Bir yarışma için gitmişti. Onun müziklerinde ödül aldı. Peki bu televizyonlar kendi sitelerinde bunları yayınlamıyorlar mı? Yayınlamıyorlar. TRT belgeseli izlediğinizde çıkar. Yani orada oturacaksınız, bekleyeceksiniz yani. Geçen mesela ben TRT belgeseli birkaç hani ya birçok müzik verdi. TRT belgeseli izlediğimde ismimin hani bakıyorum ki Murat Aygün yazıyor. Ha tamam ben bu filme müzik vermişim diyorum mesela. Hani unutuyorum bazen izlerken denk geliyorum kendimi. Yani öyle şeylerim Peki, oluyor. Oyuncu olarak hiç rol aldın mı, görev aldın mı? Hangi filmde? Şimdi şöyle filmde almadım ama bu sene aldım. Yani nişanla beraber gittiğimizde de nişanla beraber aynı bir sahne aldık. Yani bir sahnede yer aldım. Onun dışında tiyatro yapıyoruz. Biz Seferihisar'da bir tiyatro böyle bir şeyimiz, grubumuz vardı. Orada tiyatro yapıyordu ama tiyatro şimdi işlerimden dolayı tiyatroya gidemiyorum tabii ki. Ama evet, tiyatro, oyuncu,
tiyatro oynadım. Drama eğitimi alırken tiyatrolar vardı orada, ufak rollerde. Pandemiden dolayı zaten artık tiyatro yapamıyoruz hiçbirimiz. Hiçbir şekilde sanatı edemiyoruz. Tabii, tiyatro yapamıyoruz. Konserlerimiz durdu mesela. Çok iyi konserlerimiz vardı. Bu arada Gizem Saatçi ile beraber olan konserimiz vardı ayrıca. Yani kendi grubumuzun konseri vardı. Bunların hepsi iptal oldu tabii ki. Evet, maalesef. Peki bu kadar bilgi birikimiyle dolusunuz madem. Hiç eğitim verdiniz mi bir yerlerde? Verdim. Halk eğitimde verdim ama tabii ki bu sene değil. Yani biraz geçmiş bir sene. Önceki zamanlarda, evet. Buradaki Seferihisar'ın bazı liselerinde müzik eğitmenliği olarak destek verdim. Kendim özel ders verip veriyorum zaten. Yani bu şekilde devam ediyorum. Evet, çok güzel. Peki, tabii ki bilgilerinizi aktarmak çok iyi olacak sizin açınızdan. Bunu yapmaya lütfen devam edin. Ama o altyapılarınızdan ben de isterim. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bana bir tane armağan edin, şarkı yapın bana. Tamam mı? Yapalım, gönderin siz, yaparız. Hatta bu sene, daha doğrusu Nisan'da bir sanatçımız gelecek. Onun da vokal koşluğunu yapacağım ayrıyetten de. Onun aranjesini de yaptım. İşte Nisan'da bekliyoruz bakalım. Kendisi Almanya'dan gelecek ayrıca. Burada. Hadi bakalım. Onu konuşuruz biraz sonra. Peki çok merak ediyorum. Sahneye ilk hangi müzik türüyle adım attınız? Yani ilk sahneye çıktığınız zaman ne yaptınız? Türk sanat müziğiyle çıktım. İlk sahne. Dediler ki Türk sanat... Lütfen duyamadım. Türk sanat müziği. TSM. Aynen. 17 yaşında çıktım ben sahneye. 17 yaşında. İlk çıktığımda Türk Sanat Müziği olarak çıktık. Yani bir grup vardı. Onlarla beraber çalalım. Altyapı da yer aldı. Ama Türk müziği o zamanlar eğitimin yoktu. Biraz tabii şey yaptık hani biraz tekezledik, tokezledik falan öyle bir şey oldu. Sonra dedim ki benim Türk Sanat Müziği eğitimi almam gerekiyor. Yani Türk Müziği eğitimi almam gerekiyor. Onun için de Türk Müziği eğitimini aldım. Yani bizdeki olan, batıdaki olan sesi Türk müziğindeki olan yeriyle hani öğrenmiş oldum yani. Hicaz'sa işte bizde majör falan. Hatırlıyor musun söylediğin şarkıyı? Türk sanat müziği mi? Sen, orada ben şarkı söylemedim. Orada şarkı söylemedim ben. Orada altyapıdaydım. Piyano çalıyordum ben orada. Ben sana bir şekilde şarkı söyletmenin yollarını arıyorum. Ama bir türlü söyletemiyorum sana bir şarkı. Hadi bana bir şarkı söyle lütfen. Şimdi seni tanımayan, seni dinlemeyenler mutlaka senin sesini merak ediyorlardır. Ben programın ilk dakikalarından beridir sana bir şekilde şarkı söyletmeye çalışıyorum ama hiçbir şekilde olmadı bir türlü. Seni dinliyoruz. Tabii ki sesim hani çok böyle alçak bir sesim yok. Yani çok mütevazilik de var tabii bende ama. Olsun biz razıyız. Senin sade sesini bile dinlemeye razıyız. Tamam. Şimdi yine kendi bestelerimden çalayım bir tane. Yine slow bir beste. Hatta bunu ikinci albümde de çıkartacağım yani. Yer vereceğim bu şarkıya. Bir şey söyleyeceğim. Sana slow şarkılar aşırı derecede yakışıyor. Eyvallah. Çok sağ ol. Ve şunu da söyleyeyim. Şarkılarını dinledim. Sen böyle bu zamanın adamı gibi değilsin. Hani biraz daha böyle eskilerin sanatçısı gibi duruyorsun. Aynen. Yoksa yanılıyor muyum? Ama ne kadar güzel. Tabii. Yani ben eskiyi seviyorum. Yani melankolik olmayı biraz seviyorum. Çünkü gerçekten o dönemlerde yaşamak, o şarkıları tadını almak güzel. Evet yani o çok çok yıllar öncesi Türk müziğindeki o sanatçılar gibi duruyorsun. Hani 60'lı 70'li yılların müzisyenleri gibi duruyorsun. Yani seni izleyenler bu zaman tünelinden işte 70'lerden buraya gelmiş gibi hissediyor. Ben o hisse kapıldım yani. Merak eden izleyicilerimiz de Murat Aygün yazarlarsa YouTube'a bütün kliplerini izleyebilirler. Evet buyurun. Şimdi bu benim bir şarkım. Bakalım beğenecek misiniz? Duygusal bir şarkı. Yarın sensiz geçen günlere ağlarım bomboş önüme.
yalan değil, bir tek sözüm değil. Seviyorum desem döner misin? Yanarım sensiz geçen günlere. Ağlarım bomboş ömrüme. Yalan değil, tek sözüm bile. Seviyorum desem döner misin? Yine sensiz bir gecede uyum bilinmez diye derdime tek çare sebebimendi. Yine sensiz bir gecede uyum bilinmez diye derdime tek çare dönebilmedim. Yine sensiz bir gecede yürüyorum bilinmez yine. Derdime tek çare sebebimendim. Yine sensiz bir gecede yürüyorum bilinmez yine. Derdime tek çare dönebilmedim. Çok teşekkür ediyorum. İnanın ki son yıllarda hep böyle çıstak 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 şarkılar çok canımı sıkmaya başladı benim. Çünkü ben biraz daha şarkılarda duygu arıyorum, hüzün arıyorum, aşk arıyorum. Yani bir konusu olsun istiyorum. Fakat ne yazık ki top 10'larda hep böyle çıstak 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 hep aynı ritimlerle dönen, işte belki de bir iki isim verebilirim ama boşver vermeyeyim en iyisi. Böyle daha sonradan adım çıkmasın, hani dedikoduculara adım çıkmasın istiyorum. Ya ben birkaç defa söyledim ama bunu yanlış anlaşıldım. İsim vermeyeceğim. Fakat şu anda tüm insanlar bizim kimleri kastettiğimizi anlıyorlar. Hep onlar tam onlarda duruyor ama böyle gerçekten müzik, gerçekten şarkı yapan arkadaşlarımızın bence birazcık da hakları yenmiş oluyor. Ama çok değerli bir müzisyen arkadaşım da bana diyor ki, ya diyor Barışcan biliyor musun bunu dinleyenler, insanlar, müzikseverler, hani müzikseverler bunu istiyor. O yüzden bu çıstak 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 şarkılar yapılıyor. Acaba onları vererek mi biz bunu onlara alıştırdık? Öyle mi oldu sizce? Hani neyi verirseniz halk ona alışır değil mi? Acaba bizde mi suç? Yani müzisyenlerde mi suç? Şimdi ben bu şarkıyı çıkartırken yapımcım bana şunu söyledi. Biraz saçma bir şarkı yap bak nasıl tutuluyorsun dedi bana. Yapımcı. Yok yapma lütfen. Senden rica ediyorum. Sakın. Aynen. Yok yapmam zaten öyle bir şey ama tabii esprisine söyledim bu işi. Yani o da farkı aslında. Dediğiniz gibi aslında her şey elektronik müzikle bitiyor. Hani enstrüman çalmıyorum ama bilgisayara oturayım, işte müzik yapayım, aranj yapayım. Nereden? Bilgisayardan yapayım. Bu sefer ne oluyor? Elektronik müzik devrimine dönüyorlar. Yani mesela bir slow şarkıda bile elektronik bir davul kullanmışlar. Yani bilgisayar davulu kullanmışlar. Tamam davul kullanabilirsin, evet. Bilgisayardan. Sanal enstrüman kullanabilirsin. Ama gerçek akustik davul kullan bari. Tadını evet. Alalım. Kesinlikle. Sanal bir bas gitar kullan ki olsun tadını alalım. Yani dediğiniz gibi herkes artık bilgisayara oturup ben müzik yaptım. Bir de rap müzik çoğaldı. Tamam rap müzik güzeldir ama biraz daha... Orada araya gireceğim. Bu pandeminin ilk başladığı zamanlarda rap ayyuka çıkmıştı. Hani neredeyse böyle tüm sanat müziği sanatçıları, türkücüler bile rap söyleyeceklerdi değil mi? Neyse ki evet. Bu pandemi çıktı. Herkes duruldu yani. Kimse çok fazla müzik yapmadı bu anlamda. Ben rap'e karşı değilim ama içindeki müstehcen sözlere, argo kelimelere kesinlikle karşıyım. Bir de orada çok kulağı rahatsız eden replikler, kulağı rahatsız eden dönüşler, ritimler var. Bunu da çok sevmiyorum. Ya aslında şunu söyleyeyim, ben yaptığım hani aranjlerde, bestelerde dikkat ederseniz biraz daha böyle meditasyon
sesleri kullanıyorum içeride. Fark etmişsiniz. Evet, kesinlikle. Öyle zaten beni aldı. Beni alan o oldu, evet. Şimdi insanların buna ihtiyacı var. Şundan dolayı hep cıstak cıstak müzikler insanı agresif yapıyor. Yani dinlemedikleri zaman bu ne biçim müzik falan diyorlar diğer müziklere. Agresifleşiyorlar yani. Bu yüzden biraz meditasyon tarzı bir müzik yapmaya çalışıyorum ki insanlar dinlerken hiç olmazsa ya benim hatalarım vardı, şunlar vardı deyip biraz doğrulara doğru gitsinler istiyorum. Ki inşallah da böyle bir şey olur. Olur, olur. Ben de son albümümde sadece piyano ile çalınmış şarkılar yaptım. Programın başında bir tane söyledim. Her programın başında bir tane söylüyorum. Dinledin mi? Tebrik ediyorum, dinledim. Evet, mikrofonla söyledim. Evet. İşte maalesef insanlar çok barışacağım, bu nedir, niye bunları yapıyorsun filan diyorlar bana ama ben çok lüks bir sanatçıyım aslında. Ben müziği müzik için yapan bir insanım. Yani müzikten para kazanmadığım için müziği müzik için yapıyorum. Yani şu anda müziği insanlar tamam tabii ki yani insanlar tabii ki dinleyecekler hani onlar için de yapıyor ama hani sanatı sanat için yapan bir sanatçılar vardır. Bir de sanatı halk için yapan sanatçılar vardır. İşte o çıstak çıstakları yapmıyorum asla. Çünkü olmuyor yani bana yakışmıyor. Ben böyle bu yüzden kendimi çok lüks bir sanatçı olarak görüyorum. Yapımcım yok. Benim yapımcım yok, bana karışan yok. Kendi kendime yaptığım için böyle kendimce kaliteli şeyler yapıyorum diye düşünüyorum. Tabii ki hareketli müziklerim var benim ama hareketli müziklerim de aslında insanların dinleyebileceği, tat alabileceği şekilde yapmak gerekiyor. Yani evet. İçinde böyle bir elektronik seslermiş, işte elektronik davullarmış bunlar biraz beni yoruyor açıkçası. Ama tabii ki zaman geldi evet. Bunlar konulması da gerekiyor. Mesela en son yaptığım aranjide ben bunu koydum. Biraz daha böyle Amerikan 80'ler tarzı gibi yaptı müzikleri. Ve beğendi, çok beğendi sağ olsun sanatçımız. Artık istiyorlar. Yani özlemişler aslında ama geri dönmek istemiyorlar. Bir de bu olay. Evet. Hani yaparsam işte tutulmaz. Yaparsam dinlenmez diyor. Aslında herkes bunu özledi. Ben hala 80'leri dinliyorum. Evet. İşleri dinliyorum ki insanlar özledi ama korkuyorlar. İşte bizde bu korku yok. Dinlenmesi evet. Ben dinlerim şarkımı yani. Yine dinlemesi evet. Yok ama dinlenmezse güzel olur. Onlar tatlı evet. Ediyor. Ama zor olmaz. Peki çok merak ediyorum fikrini soracağım. İşte müzik dünyasında yıllardır Türk sanatçılar Amerika'da, Avrupa'da isim yapmaya çalışıyorlar. Tüm dünyada isim yapmaya çalışıyorlar. İşte bunun birkaç örneğini tarih boyunca gördük. Belki işte Ajda Pekkan vesaire hani böyle çok az da olsa ismini duyuran sanatçılarımız oldu. Fakat bu son zamanlarda işte Sertab Erener Eurovision şarkı yarışmasında birinci oldu. O çok büyük bir başarı bizim için. Şuna dikkat ediyorum. Sanatçılar hep İngilizce sözlerle ve Batı şarkılarıyla, Batı enstrümanlarıyla çalınmış, Batı altyapılarıyla ve Batı ritimlerini kullanarak, ezgilerini kullanarak hep şanslarını denemeye çalışıyorlar. Ben bunun böyle olmasını çok istemiyorum. Hani Sertab Erener'in yaptığı gibi işte içine biraz hani böyle Türk müziğinden böyle ezgiler konularak ama sağlam bir altyapı, sağlam bir Batı altyapısıyla bu şarkılarla insanların hani Batı'da Türk müziğini birazcık da olsa duyurmasından yanayım ama mesela genç bir sanatçı Aleyna Tilki çok bilinen bir yabancı şarkıyı kalkıp tekrar söyledi. Ama ne gereği var? Hani orijinali var zaten. Hani onu o varken niye hani insanlar Aleyna Tilki'den dinlesin? Yani insanlar derken Avrupa'daki, Amerika'daki insanlardan bahsediyorum. O oradaki müzikseverler niye Aleyna Tilki'nin şarkısını dinlesinler ki? Hani ben gönül isterdi ki Aleyna Tilki işte az önce de söylediğim gibi bir Türk ezgileriyle ve altta bir Batı altyapısıyla insanların karşısına çıksın. Sence yanılıyor muyum yoksa onlar mı doğru yoldalar? Kesinlikle haklısınız. Yani mesela ben bir haberimi yaptıklarında ben şunu duydum. Haberimi yazıda yani. Eğer bulursam gönderirim size. Murat Aygün Batı müziğinin içerisinde Türk müziğini de karıştırıyor diye bir haber yaptı.
dinlemek için. Hı. Ki ben bunu zaten istiyorum. Bir de ben yabancı müzik dinliyorum. Ben rock and roll çok dinleyen birisiyim. Mesela Deep Purple hastasıyımdır. Hayatım. John Lord hastasıyımdır. Şimdi o grup kendi şarkıların içerisine Türk motifleri koymuş. Yani Türk müziğinin motiflerini yerleştiriyorlar. Ya, bakar mısınız? Bakar mısınız? Yani bizim yapacağımızı el alem yapıyor. Öyle mi? Aynen öyle. Yani Türk müziğimizi biz sahip çıkmazsak herkes Türk müziğini alır, kendine göre uyarlar. Bu benim müziğim der. Yani biz Türk müziğine sahip çıkmamız gerekiyor yani. Evet, batı kesinlikle. Batı'yı almışken de Türk müziğinden ufacık ucundan bir şeyler almak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. İnsanlar şöyle diyor bazen, ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki işte oradakiler Türk müziğine kulağı çok yakın değil. Türkçeyi anlamıyorlar. Ama ben şunu düşünüyorum. Biz mesela Michael Jackson'ı çok anlamıyoruz. Yani hepimiz ana dilimiz gibi İngilizce konuşmasını bilmiyoruz. Ama Michael Jackson'ın şarkılarını duyanlar hemen ritme kapılıyor ve kendini alabildiğince o şarkının büyüsüne giriyor. Değil mi? Yani biz anlamadığımız halde Michael Jackson'ı çok seviyoruz. Şarkıları çok biliyoruz. Ezbere biliyoruz neredeyse. Hani ezbere derken bütün şarkıları biliyoruz. Hani hele müzisyenler bütün bu şarkıları biliyorlar. Ama ne söylediğini anlamıyoruz. Hani İngilizceyi çok süper dilde konuşmayan bilmiyor. Şimdi biz bunu yaptığımıza göre onlar da bir Türkçe şarkıda, ama doğru yapılmışsa eğer, o Türkçe şarkının büyüsüne kapılabilirler. Bir de mesela iki örnek daha aklıma geldi şu anda. Mesela Dalida bilir misiniz? Salma ya salama. Evet. Ya da evet. Enrico Macias. Enrico Macias. Bunlar mesela Arap ezgisini Batı sound'uyla karıştırıp dünya müziğine sundular ve çok başarılı oldular. Yani niye bizim sanatçılarımız Türk müziğini, Osmanlı müziğini Batı ile karıştırıp insanlara sunmuyorlar, onu bilmiyorum. Murat, senden bekliyorum bunu. Bunu sen yap lütfen. Türkiye'de bir tane radyo var. İsim vermiyorum. Vereyim isim bu arada. Voyage diye bir radyo var. Türkiye'de. Dünya müziklerini sunuyor bu radyo. Ki ben çok dinliyorum bu radyoyu. Evet. Ama şu, normalde biz de bunu yapabiliriz. Dediğiniz gibi Türk müziğini enstrümantal hale getirip, ama sırf kanun, keman değil, içerisine yine işte meditasyon müzikleri de ekleyip Hicaz, işte Türk müziği meditasyon müzikleri diye dünya müzikleri yapabiliriz bizim Türk müziklerini. Ama kimse buna kalkışmıyor. Stüdyoya girdiklerinde bir davulka, kanun, keman, bas gitar, o da olursa eğer, bunlarla bir enstrümantal müzik yapıyoruz. Aslında tamam, bunları biz biliyoruz. Ama bizim için rahatlatıcı müzikler gerekiyor. Türk müziğini bir şekilde yaparsak yurt dışı olsun, ülkemiz olsun, herkes bu müzikleri dinler. Çünkü sıkılmadan dinler. Mesela düşünsenize, Türk müziği içerisinde bongo'nun olduğunu, batı enstrümanı. Düşünün yani. Veya Türk müziği içerisinde klasik gitarın yavaş yavaş arpejlemesi. Arkadan işte dediğiniz gibi o ambiyanslı sesler. Yani... Ve evet, ufak ufak da işte kanunun solo enstrüman kimse artık, hangi enstrümansa onun öne çıkması, solo enstrümanın geri çıkıp kemanın girmesi falan, bu şekilde kulağa girip gitmesiyle beyin otomatikman dinlenmeye geçiyor. Dinliyor. Çok güzel bir şey diyor. Düşünmeye sevk ediyor seni. Sakinleştiriyor. Evet. Ruhunu evet, genişletiyor. Bu şekilde yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Senden bunu bekliyoruz. Bunun örneklerini senden bekliyoruz. Tamam mı? Peki, Sergüzeşt grubuna gelelim şimdi. Ne zaman kuruldu? Niye kuruldu? Niçin? Devam ediyor mu bu arada? Devam ediyor mu? Ediyor. Neler yaptınız? Hani biraz bu arkadaşlarınızdan, bu gruptan biraz bahsedin lütfen. Sergüzeşt grubu 2010'da kuruldu. Ama asıl adı Screenshot'tı. Yani ekran görüntüsüydü. Grubun ismi. Dedik ki bu grubun ismi olmadı. Ne yapalım? Sergüzeşt diyelim. Amacı nedir? Zirveye tırmanmak. 2010'da biz Ekonomi Üniversitesi'nde Bağış Şenlikleri adına kurulan bir grup aslında. Yani orada kurulacaktı, bitecekti. Sonra bizi çok beğenmeye başladılar. Bir çağırmaya başladılar artık. Dediler ki burada konser verin, burada konser verin.
Ve birçok barda, İzmir barı olsun, işte İstanbul barları olsun, işte Manisa, Kuşadası, Fethiye, Antalya ve bunun yanında birçok illerde de konserler verdi Sergüzeş. Bar konserleri ve festival konserleri de verdi. Ve bu şekilde devam ettik, gidiyoruz yani. Şu anda Marmaris'i zaten grup. Bakalım pandemi bitsin, yine bir ayaklanma olacak. Resmi anlamda hiç Sergüzeşt grubunun çıkarmış olduğu bir albüm, bir çalışma var mı? Tabii ki var. Var ama şu an onlar çok geçmişte kalan bir şarkılar. Yani dijital platformların birçoğunda yoktur hatta. Yeni çıkaracağımız bir albüm çalışması vardı. Hatta geçen sene bunu biz konuşmuştuk. Ama şey olmadı, kısmet olmadı pandemiden dolayı. Askıda kaldı. Şimdi eski olunca dijital platformlar bazılarını almıyor. Siz biliyorsunuz desibel ayarlarından dolayı. Evet. Bunların mastering ayarları kaset ve CD'ye göre ayarlandığı için desibel ayarları çok yüksek olduğundan dolayı içeri almıyorlar. İçeri almamız için de biraz uğraşmamız gerekiyor tabii ki. Dönüştürmeniz gerekiyor, evet. Tamam. Peki, şu anda iki şarkınız piyasada sanırım. Bir ıslak kalbim, diğeri? Diğeri? Aşkın taneleri. Aşkın taneleri. Tamam. Aşkın. Şimdi bu iki şarkıdan ıslak kalbim nasıl bir şarkı? Böyle şey mi? Hani ıslak derken insanın aklına şey geliyor. Hani böyle biraz şehvet duyguları olan ya da seksi bir şarkı mı? Yoksa gözyaşların mı? O ıslaklık gözyaşlarıyla mı ilgili? Şimdi benim bütün bestelerimin bir hikayesi var aslında. Bu hikayeler tek bana ait değil. Gözlemlediğim yani dışarıda gözlemlediğim insanlara ya bir köpeğin üzülmesine kadar gidiyor bu şarkılar. Islak kalbim yağmurlu bir havada yazılan bir şarkı aslında, bir söz. Yağmurlu bir havada çıktı. Aslında bu şarkı 3 akordan meydana geliyordu. Ben bunu dedim ki biraz daha genişleteyim. Bakayım. 5 akora kadar çıkarttım bu şarkıyı ben. Zaten 5 akor olduğu zaman da bir şarkı için yeterli oluyor. Islak evet. Kalbim hatta o rap bölümü sonradan çıktı aslında. Ufak bir rap bölümü yaptım. Rap söyleyen birisi değilim ama rap söyleyen birisini bulamadım pandemiden dolayı. Ben kendim söyledim. Olduğu kadar dedim artık ki. Çünkü doğal olmak her zaman. Güzel oldu bence. Çok güzel olmuş. Doğal olmak çok güzeldi. Ben çok beğendim mesela. Hatta dedim ki ya ben bunu nasıl söyledim? Hani diyafram kullanmak gerekiyormuş. Gerçekten rap söyleyenler aşırı derecede diyafram kullanıyorlar. Ben çok yoruldum. Ve o ıslak kalbimde iki, yani iki vokal değil, 12 vokal var ıslak kalbimde. 12 vokalin evet. Hepsi bana ait mesela. Hani bayağı bir uğraşmıştım. Islak kalbim şarkısı da yağmurlu bir havada çıktı. Bir hikayesi var mı diyeceksiniz. Hayır yok ama gözlemlediğim bir hikaye tabii ki var. Yağmurlu havada işte ayrılan birisinin hikayesini yazdım. Islak kalbim demek çok ağlayan bir insanın hikayesi demek. Yani artık kalbine kadar ıslanmış bir şekilde. Yani kalbi bile ağlıyor ama kız yok veya da o insan yok. Peki o bu evet, bu şarkıların sözleri ve müzikleri sana ait. Evet, bana ait. Bana ait, evet. Tamam. Yapımcımızın adı nedir? Kimler çıkardı? Yani bu iki şarkının background'unda kimler vardı? Esmüzik dağıtımından çıktı şarkılar. Suku Bey'den sağ olsun. Buradan izliyorsa bizi selamlar olsun. Esmüzik'ten çıktı. Kendisi çok hani babacan birisi. Dedi hani gönder ben ayarlayacağım her şeyi. Tamam dedim ben de. Kendisine gönderdim. Sağ olsun. Tüm platformlara yaydı. Yani şu anda hemen hemen 200 ülkeye yakın şarkılar yol aldı gidiyor. Evet, evet. Sağ olsun Arya Pierre, Şeref Bey şarkılarımı radyolara ve diğer platformlara sundu. Devam ediyoruz bakalım. İkinci albüm çalışması var. İkinci albümde sözlerinin birçoğu bana ait değil. Şeref Bey'in de sözü var. Satı Erdoğan'ın sözü var ayrıca de. Bunların bestesi bana ait, sözleri kendilerine ait. İşte onların şarkıları, yani sözleri bir yandan da bilim sözleri, müzikleri olan albümün çalışması olacak. Yavaş yavaş başlayacağız ama bu şarkılar daha yeni olduğu için biraz beklemedeyim. Çünkü bu şarkıların biraz zirveye çıkması gerekiyor. Çıkmasa evet. Da sorun değil. Maksat ülkeye bir şeyler bırakmak, ülkemize bir şeyler bırakmak. Müzik dünyasına bırakmış olman da yeterli. Benim yaptığım gibi. Aynen. Yani kimsenin
ben bu şarkı çok kötüymüş, ben bunu dinlemem diyen insanlara saygı duyarım. Dinlemek zorunda da değiller, sevmek zorunda da değiller ama ben ülkeme bir şeyler bırakmış olayım diyorum. Evet, kesinlikle doğrusunuz. Ben de çok uzun yıllardır şarkılar yapıyorum, şarkılar yazıyorum. Özellikle bu pandemi döneminde işte hani pandemi insanlara bazı gerçekleri gösterdi ya, bana da şeyi gösterdi. Hayat çok kısa ve yaptıklarını sandıkta bırakmamak lazım, gizlememek lazım, onları bir şekilde ortaya çıkarmak lazım. Yani dinlenilse de olur, dinlenilmese de olur. Hani senden sonra senin izlerin devam etmeli, ismin, yaptığın müzik. Evet, biz müzisyenlerin de en önemli düşüncesi bu sanırım. Peki sosyal medyalarda takip ve beğeni tıklanmaları konusuna biraz değinelim. Nedir bu olayın aslı? Bir de bakıyorsun biri bir şarkıyı yayınlıyor. İşte milyonlarca insan, herkes sanki yememiş, içmemiş, böyle bilgisayarın başında oturmuş o şarkının yayınlanmasını bekliyor. Yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca insan izliyor. Hani öyle mi gerçekten? Gerçekten öyle mi? Yoksa? Çok güzel bir konuya değindi. Ben de bu konuyu açacaktım hatta. Benim şarkım çıkalı hemen hemen bir hafta olmuştur. Veyahut da bir buçuk hafta olmuştur. İzlenme sayısı halen 5000'e ulaştı. Evet. Bunlar gerçek izleyiciler. Gerçek izleyiciler. Gerçek bunlar izleyiciler. Evet. Şimdi ben de beraber çıkan şarkılara bakıyoruz 100 milyon. Bir saat bile değil. 15 dakikada 100 milyon izlenmiş. Nasıl oldu? Söylemedim. Peki 100 milyon içerisinde 30 tane yorum var. Komediye bakıyor. Evet. Düşünün. Instagram hesapları da öyle aslında. Aynen. Ben bir şey denedim. Çok ünlü bir sanatçının milyonlarca tık almış bir klibinin üstüne bir yorum yazdım. Evet. Sonra dedim ki eğer hani milyonlarca kez izlenmişse benim yorumumdan sonra da hani üstüne yorumlar gelecektir. Değil mi? Öyle olması gerekiyor. Altında bir yorumlar var. O yoruma da kendi şarkımın adını yazdım. Özellikle işte ben Barış Can, benim son çıkardığım şarkı budur, beni de dinler misiniz gibilerinden bir şey. Ondan sonra aradan işte bir ay iki ay geçti. Tekrar şey yaptım. İzlemeye başladım o klibi. Bir de baktım ki ben yine hala en üstte duruyorum. Benim üstüme. Ama tıklanma sayısı artmış. Yani artmış, tıklanmalar bayağı artmış, fakat yorumun üstünde yine ben varım. En üstte ben varım. Bu da zaten yani, bot olduğunu anlatıyor. Şimdi en ünlü sanatçılar bile olsa, yani çok tanınmış bir sanatçılar bile olsa, onların kliplerinde bile bakıyorsunuz milyonları aşmış şarkılar. Hani bir saatlik bir klibin artık 50 milyon, 100 milyon diye akıp gidiyor. Evet. Birçoğu da onların PR şirketleri veya yapım şirketleri izleyici sayısı gönderiyor. Ben bunun farkındayım. Çünkü gerçek evet. İzleyiciler zaten 5000'den, 10.000'den, 15.000'den, hadi 20.000'de yani en fazla. Yani 15 dakikada 100 milyon nedir? 100 milyon zaten nasıl? Yani herkes oturdu da ona mı bekliyor? Onu mu bekliyor? Anlamadım yani. Evet. Senin ağzından duymak istiyorum adreslerini. Instagram, YouTube, Facebook ve diğerlerini. İnsanlar duysunlar. Tabii ki. Instagram adresim Murat Aydın Official ama U'su yok. Merat, yani Merat Aydın Official. YouTube Murat Aydın olarak geçiyor. Bir de muratayginofficial.com web sitem var benim. Facebook'ta da yine aynı Murat Aydın Official diye geçiyor. Yani yazarsanız zaten direkt ben çıkarım sosyal platformlarda. Aynen yani güzel. Zaten Google'a Murat Aygün yazdığımızda yanına da bir müzik etiketi koyarsak mutlaka siz çıkıyorsunuz. İnsanlar evet. Hemen sizi izlerler. YouTube kanalınıza ben abone oldum. Bütün insanları oraya davet ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok hüzünlü, çok slow şarkılar var. Ben çok sevdim, eminim. Sizler de çok seveceksiniz sevgili izleyiciler. Murat Aygün gelecek vaat eden, kesinlikle gelecek vaat eden sanatçılardan biri bence. Son olarak programımız, bak hep soruyordun ne kadar sürecek, ne kadar göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Vakit geldi, veda edeceğiz. Ama son olarak giderken şunu soruyorum. İyi bir insan sizce nasıl olmalıdır?
İyi bir insan ilk önce bir kere duygusal olmalıdır. Müziği sevmelidir, hayvanları sevmelidir, insanları sevmelidir. Mesela bir insanla iyiysek eğer, kötü olduğumuzda o kötü olmamalıdır. Kötüyü Evet. sev, kötüyken de iyi olmak gerekiyor. Yani küssen bile iyi olman gerekiyor. Hani arkasından konuşmamak gerekiyor aslında. Ama bazen hepimiz yapıyoruz bazen. Bu hani nefsimize hakim olamıyoruz. Ama yapmamak Evet. gerekiyor. Bunu yapmamaya çalışıyorum. Kötüyken de iyi oluyorum. Ama kötüyken kötü olmaz yani. Şey pardon, iyiyken iyi, kötüyken kötü olmuyor yani. Kötüyken iyi Evet. olur. Anladım. Evet. Çok güzel. Felsefen çok iyi. Zaten senin Buyurun. özel bir felsefen vardı. Onu da bir kez daha söyler misin? Müzikte hayallerimi müziğe, duygularımı kalbe yansıt ama kişisel olarak şu felsefem var. Karakter bir insanın ön benliğini gösterdiği gibi içindeki yani duyguların da referansıdır diyorum ben kendime. Evet, Yani bu haklısın. kişisel bir felsefem yani. Hayat felsefem diyebilirim. Bu arada Harika. Peki, evet. çok sevdiğin insanlar kimler hayatında? İsimlerini lütfen sayar mısın? Şimdi bir kere ailem var tabii ki annem olsun, teyzem olsun, kardeşim olsun özellikle. Aile bir tarafa koyarsak çok sevdiğim insanlar. Bunun yanında ilişkinin içerisinde olan işte İrem var, nişanlım var. İşte onun annesi var tabii ki böyle böyle sıra sıra gidiyor. Evet. Yani o şekilde gidiyor. Tabii ki bu ilişki bir yerde, aile bir yerde ama ilişkiyi birleştirip imza attığımızda ikinci bir ailem olacak. Aileler birleştiğinde komple bir yuvarlak içinde komple bir sevgiye dönüşüyor bunlar. Bak ne kadar tesadüftür ki programın en başında bir şarkı söyledim dedim ya sana. Evet. Orada bir cümle kullanıyorum. Çok önemli bir cümle. Diyorum ki ne olursa olsun önemli olan yüzük değildir. Evet, Atılan duydum. imza değildir. Evet, duydum. Orada gizli bir bağ vardır eşler arasında. Ben de Evet. size şimdiden mutluluklar diliyorum İrem Hanım'la size. Teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bizim bir radyomuz var. Buradan da söylemek istiyorum. Radyo Solfej diye bir radyomuz var. Belki takip ediyorsunuzdur. Evet. Google'a Radyo Solfej yazdığımızda biz İrem'le ortak kurduk bu radyoyu. Kurucusuyuz ayrıca de. Çok Çok güzel bir güzel. program serimiz var. Bunun yanında da sürpriz sanatçılarımız devam ediyor. Bekleriz yani. Radyo Solfej. Tabii ki sizi de alırız. Sizi de alırız tabii ki. Tabii ki. Sizi zaten listeye ekliyorum. Sizi de ekliyorum Tamamdır, listeye. harikasınız. Düğün tarihi ne zaman belli mi? Düğün tarihini tabii ki daha belli olmadı. Pandemiden dolayı olmadı açıkçası. Ama düğün tarihini ilerleyen zamanlarda da belirleyeceğiz. Ve artık hazırlıklarımıza da başlayacağız. Tabii ki. Tamamdır. Harikasınız. Size şimdiden mutluluklar diliyorum. Sana müzik hayatında başarılar diliyorum. Eminim çok iyi yerlere geleceksin. Ben seni çok sevdim. Teşekkür ederim. Bütün insanların seni şu anda izlerken çok sevdiğinden de eminim. Kendine iyi bak diyorum. Teşekkür ederim. İnsanlar işte hepimize bir saatlik gibi bir süre tanıyor maalesef. Geldik Doğru. programımızın sonuna. Çok teşekkür ediyorum bu arada konuk ettiğiniz için ve izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Valla eğer hatamız olduysa da kusura bakmayın diyorum. Rica ederim. Çok güzel oldu Kendinize her şey. çok çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Tanıştığımıza memnun oldum. Görüşmek Ben de üzere. memnun oldum. Görüşmek Evet üzere. sevgili izleyiciler, bir İşte Hayat programı daha sona erdi. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.